Soluk bir fotoğraf arkadaşlar, renklerle canlandırma nasıl olacak onu gösterelim. İlk önce fark anlamanız için şu şekilde yarısını ben parça ayırıyorum arkadaşlar. Fark görülsün diye. Şunu arka planı beyaz yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle gökyüzünden başlayalım. Gökyüzünün rengi nedir? Mavidir arkadaşlar. Bakın. Şu kısım benim renkleri açacağım ve düzelteceğim kısım. Burası da orijinal kısmı. Öncelikle bir resim olarak düşünün bunu. Bunun üstüne boş bir katman oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan da bir renk veriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir gökyüzü rengi uygun gibi. Fırçalıyorum arkadaşlar. Bakın. Hardness değeri 0 olacak. Buradan da piksel değerimiz arkadaşlar. Resmin büyüklüğüne bağlı olarak. Şu şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Fırçamızı boyamak. Bakın yanlışlıkla silgiyi almışız. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Boyadık diyelim. Ayrıntıları gibi arkadaşlar şöyle şuradan arkadaşlar şöyle arkadaşlar hemen bakın. Kabaca boyuyorum. Gökyüzü tek renk olduğu için arkadaşlar bulut falan da olmadığı için bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar buradan soft light getirdiğimde arkadaşlar renk tonundaki değişikliği görebiliyorsunuz. Bu gökyüzünde sadece düz renk olduğu için arkadaşlar burada belli olmuyor. Boyutumuzu biraz küçültelim. İsterseniz normal yapalım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde olacaktır. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Opacity'nin %100 yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde boyadık arkadaşlar. Buradan soft light yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Rengimizi biraz daha koyu yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hangi renk tonu istiyorsak bu renk tonu iyi gibi arkadaşlar. Bunu da yapalım. Evet bu şekilde arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Bakın. Şurası kaçtı. Önemli değil. Silelim orayı hemen. Evet bu şekilde hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bakın. Ayrıntılarına sonra gireriz. Fırçayı küçülterek. Evet bakın bu şekilde yaptık. Şurayı da alalım arkadaşlar. Resme yaklaşalım arkadaşlar. Hemen şuralarda arkadaşlar fırçamızı küçültüp buralarda arkadaşlar hemen halledelim. Eğer kayıdan bir yer olsa arkadaşlar fırça taşarsa silgi gösterebiliriz. Önceki derslerde arkadaşlar HDR efekti yapmayı anlatmıştım. O şekilde de fotoğrafları renklendirebilirsiniz tabii ki. Bu da farklı bir yöntem arkadaşlar. Evet. Gökyüzünü yaptık varsayalım arkadaşlar. Şunları biraz daha kapatalım. Evet. Şu şekilde yaptık diyelim. Şimdi geldik arkadaşlar ağacımıza. İsterseniz bunu gökyüzü diye belirtelim arkadaşlar. Yine boş bir katman oluşturuyoruz.
Soft light yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer yeşil tonumuzu seçiyoruz. Nasıl bir yeşil renk tonu istiyorsanız arkadaşlar. Şu şekilde bir yeşil tonu yaptık. Bakın fırçamızın değerleri aynı. Biraz büyütelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi de ağacımı boyuyorum gördüğünüz gibi. Aralıklardaki maviler arkadaşlar. Onlar artık tek tek silebiliriz sonrasında. Evet bakın gördüğünüz gibi farkı siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu aralıklı mavileri sonra sileriz arkadaşlar isterseniz ya da silmeyebiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde geldik. Şimdi çimlere bakalım arkadaşlar. Böyle yapmamız nasıl olur? Hemen bakalım. İsterseniz bunu renk yapmayalım arkadaşlar. Bunu da ağaç diyelim. Boş bir katman arkadaşlar. Yine soft light yapıyoruz. Bunu da arkadaşlar hafif sarımsı bir şey yapalım. Koyu sarı yapalım arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Biraz daha koyu sarı arkadaşlar. Evet, şu şekilde taştı. Oldukça zevkli bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renklendirebiliyoruz. Şurası geldi arkadaşlar. Şurası da tam muhtemelen. Şurayı da çim diyelim arkadaşlar. Evet, şurayı da hemen arkadaşlar soft light yapıyoruz. Şu kısım arkadaşlar muhtemelen daha koyu bir yeşil. Bakalım arkadaşlar şöyle. Evet biraz yaklaşalım arkadaşlar fotoğrafa. Gölge olduğu için arkadaşlar koyu yeşil oluyor. Hemen bir kahverengi tonu alalım arkadaşlar. Kahverengi tonumuzu da aldık. Ağacımızı arkadaşlar hemen boyadık. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Evet, bu şekilde yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmimizi hallettik arkadaşlar. Bakın bu şekilde renklendirebiliyoruz. İşlem oldukça kolay arkadaşlar. Bunun hemen alt kısım diyelim arkadaşlar. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde renklendirebiliyoruz. Öncelikle resmin üzerine boş bir katman oluşturuyoruz. Buradan soft light yapıyoruz. Ardından hangi renk hoşumuza giderse, hangi renk uyarsa arkadaşlar o şekilde uygun bir renk olarak arkadaşlar fotoğrafımızı renklendiriyoruz. Örnek olarak bakın buradaki değerleri de değiştirebilirsiniz. Overlay yapalım arkadaşlar. Bakın daha koyu olacaktır. Lighten açacaktır arkadaşlar. Screen değeri açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan tek tek arkadaşlar bakabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Oldukça kolay. Renkler tamamen size kalıyor arkadaşlar.